Günaydın efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ. Sayın Bakan hoş geldiniz efendim. Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim maalesef Güneydoğu Anadolu'daki durum malum. Şehit haberleri devam ediyor. Böyle bir ortamda HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bir açıklama var. Bugün yazılı basında da yer aldı. Kendi ifadesiyle kamplaşma ve kutuplaşmada bir kıvılcım hiç kimsenin durduramayacağı bir iç savaş başlatır diyor. Ne dersiniz? Sayın Demirtaş'ı ve arkadaşlarını siyasi sorumluluklarına uygun davranmaya buradan davet ediyorum. Çünkü siyasi sorumluluklarının gereklerine uygun hareket etmedikleri çok aşikar. Şu anda ülkemizin bazı mahallelerinde, bazı ilçelerinde terör örgütü, teröristler marifetiyle hendekler kazmış, barikatlar kurmuş, mayınlama, tuzaklamalar yapmış. Askerimize, polisimize otomatik silah, roket atar, el yapım bombalarla saldırıyor. Kadınların, çocukların, insanların sağlığa, eğitimine, erişimini engellemek için her şeyi yapıyor. Ve hayatı onlara adeta zehir eden eylemler gerçekleştiriliyor. Bu eylemler karşısında demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan her sorumlu siyasetçi gibi de Sayın Demirtaş'ın bu şiddeti, bu terörü yapanlara dönüp durun demesi lazım. Yanlış yapıyorsunuz demesi lazım. Şiddetle, terörle, öldürmekle, bombayla, hendekle, barikatla halledilecek bir mesele yoktur. Bugüne kadar da kimse böyle bir yolla hedefine ulaşamamıştır. Çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin, hiç kimse ölmesin diye sesini oradan yükseltmesi lazımdır. Şimdiye kadar baktığımız da gördüğümüz şu, HDP eş başkanı, diğer başkan, HDP'li milletvekilleri adeta buradan bir iç çatışmaya Türkiye'yi nasıl götürebiliriz gibi bir hava çıkıyor ortaya. Yani bu sözün sorumlu bir kişi tarafından söylenilmesi kabul edilebilir mi? Ne demek? Yani bir iç çatışmaya dönük imalarda bulunuyor. Yani açık bir şekilde ifade ediyor. Ve o bölgedeki çatışmaların Türkiye'nin batısına, başka yerlerine yayılacağına dair hem Demirtaş'ın hem HDP diğer milletvekillerinin parlamentoda, başka platformlarda açıklamaları var. Şimdi demokrasiye inanan, şiddet olmasın, silahlar sussun, fikirler konuşsun, fikirlerin yarışmasına inanan bir siyasinin söyleyeceği yaklaşımlar değildir. Ben buradan sorumlu davranmaya, teröre dönüp yeter demeye onları çağırıyorum. Sayın Devlete Bakan dönük söylemler yapıyorlar. Devlete karşı söylediklerinin %1'ini PKK terör örgütüne, Kandil'e, orada çocukları, kadınları, askeri polisi şehit eden teröristlere ve onlara güç verenlere karşı söylemelerini ifade ediyorum. Çağrı yapmalarını gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Cizre ile devam etmek istiyorum. Çünkü biraz daha daraltacağım sorunun kapsamını. Cizre'de malum yaralıların bulunduğu iddia edilen bir evden bahsediliyor. Bu eve yaklaşmaya çalışılan ambulanslara ateş açıldı. Hala çözülemeyen bir yaralı konusu var. Bu konuya ne dersiniz? Yaralılar arasında üst düzey terör örgütü yetkililerinin olduğu, sorumluların olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Bir de bu konuyla ilgili olarak HDP'lilerin başlattığı bir açlık grevi var. Ne dersiniz? HDP milletvekilleri bu konuda Türkiye kamuoyunu da maalesef yanıltıyorlar. Hem Anayasa Mahkemesi'ne hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılmış bireysel başvurular var. Anayasa Mahkemesi bunları reddetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birkaçını kabul etti, diğerlerini reddetti. Daha sonra da bütün dosyaları Türkiye Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Buranın bakmasını istedi. Şimdi orada büyük bir yanıltmaca yapılıyor. Ne yapılıyor? Gerçek olmayan şeyler gerçekmiş gibi dilekçelere dökülüp mahkemelerin önüne getiriliyor. Bir örnek arz etmek isterim. Evin Çağlı diye bir bayan doğum yapacağım diyor. 112 acili arıyor. 112 acil Cizre'den geliyor. Cizre'den geliyor. Evden evin hanımı alıyor. Hastaneye getiriyor. Burada her türlü tetkikleri yapılıyor ve kendisine sezeryanla doğum ve hastanede doğum yapması tavsiyesinde bulunuyor. Daha sonra diyor ki ben evde doğum yapacağım. Sezeryanla doğumu kabul etmiyorum. Ve bütün bunların hepsi tutanak altına alınıyor.
evin hanımında imzası bu tutanağın altına konuyor ve evine geçiyor. Şimdi evin hanım Anayasa Mahkemesi ve AİHM'e müracaat ediyor. Ben doğum nedeniyle sağlık yardımında talebinde bulundum ve bana yardım etmedi. Çok açık, hepsi resmi belge, hepsi kayıtlı, kendisi gelmiş, her türlü yardım yapılmış ama mahkemeye nasıl müracaat ediliyor? Böyle bir yardım yapılmadı diye. İşte son günlerde belli bir odada 20 taneye yakın yaralının bulunduğuna dair haberler var. Bunlara efendim devletin ambulans göndermediğine ilişkin haberler yer alıyor. Bu yaralılar sivil vatandaş mı? Yoksa askerle, polisle çatışan teröristler mi? Buna dair bir bilgi yok. Gerçekten böyle bir yaralı var mı? Buna dair de kimsede bir bilgi yok. Çünkü Faysal Sarı Yıldız'ın ve bazı HDP'li milletvekillerinin bu yönde iddiaları var. Bütün bu iddialar üzerine siz de medyadan takip ettiğiniz buradaki yaralılara ulaşmak için her yol deneniyor. İddia edilen yaralılara ulaşmak için varlığı kabul ediliyor. Doğru olabilir. Onun için ne diyor? Ambulans gidiyor en yakın yere, çağrı yapılıyorlar. Getirin hasta şeyleri, yaralıları alalım. Ateşlerle, silahlarla karşılık veriliyor. Belediye alsın deniyor. Belediye gitsin alsın. Belediyenin aracı gidiyor. Ambulansı. Ona da aynı şekilde cevaplar veriliyor. Şimdi Faysal Sarı Yıldız bu süreç içerisinde irtibatlar kuruyor. Ve onlarla ilgili bakın benim elimde tutanaklar var. Biz bunu AİHM'de ilettik. Şimdi bir takım telefon numaraları veriliyor. Bu hastalarla ilgili 3 tane telefon numarası veriliyor. 3 farklı telefon numarası aranıyor. Bu hatlardan ikisine hiç ulaşılamıyor. Bir tanesine ulaşılıyor. Mehmet Yavuzeli olarak belirtilen bir kişiyle bu telefon hattından görüşme yapılıyor. Bu kişi diyor ki yerleşim yerinin milletvekili Faysal Sarı Yıldız'a sorulmasını istemiş ve bulundukları yeri söylememiştir. Şimdi yaralılar var diyor. Burada neresi adres verin oraya gelelim deniyor. Diyor ki siz bunu milletvekili Faysal Sarı Yıldız'a sorun. Bir başkasında da İdris Baliken'e bunu sormalarını, İdris Baliken'le irtibata geçirmesini söyleniyor. Şimdi burada çok açık bir bizim de mahiyetini tam bilemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bir yandan HDP'liler diyor ki burada yaralılar var. Peki devlet diyor ki peki yaralıları alalım. O zaman bu yaralılar var diyenlerin bu yaralıları oraya getirmesi lazım. Teröristler tuzaklama, mayınlama yapmışlar. Ambulanslar oraya giremiyor. Bir yandan yaralıları kurtaralım diye uğraştığını iddia edenler o yaralıları kurtarmak üzere gelen ambulansa ateş ediyorlar. Ve ambulanstakilerin yaralanmasına hatta bir tanesinde şehit olmasına vesile oluyor. Ondan sonra da kalkıp devleti katil devlet yaralıları almak istemiyor, yaralıları kurtarmak istemiyor diye hem Anayasa Mahkemesi'ne hem AİHM'e hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriyor. Burada katil kimdir? Bunu herkesin iyi görmesi lazım. O canı pahasına yaralıları almaya giden ambulanstakiler mi? Yoksa o ambulanstakilere kurşun yağdıran teröristler mi? Şimdi bunu da herkesin iyi görmesi lazım. Şu anda devlet bölgede yaralı nerede bir vatandaşı varsa onu almak için elinden gelen ne varsa hepsini yerine getiriyor. Ancak oradaki teröristlerin kurduğu tuzaklar, yaptığı saldırılar nedeniyle bazı yerlere ulaşılamadığı için bunlar alınamadı. Ama bunlar doğru mu? Demin de söyledim. Onu da bilmiyoruz. Da belki de böyle bir yaralı falan belki de yok. Yani şimdi ulaşılamıyor, adresi vermiyor. Yani yaralı olduğunu söyleyen kendi oturduğu evin adresini bilmez mi? Kesinlikle. Ben adresi vermiyor. Faysal Sarı Yıldız'a buradan bir şey de söyleyeceğim. Faysal Sarı Yıldız bulunduğu yerde şu anda resmen teröristlere yardım yapıyor. Yataklık yapıyor. Ve onlarla olan şeylerde orada devletin güvenlik güçleri aleyhine de ve oradaki vatandaşların aleyhine de sonuç doğurmasını sağlayacak bir takım şeylerin içerisine giriyor. Bir milletvekiline bu yakışmaz. Anayasaya yemin etmiş birinin yapmaması lazımdır. Herkes görevini anayasaya uygun yapsa zaten sorun çıkmaz. Ama maalesef milletvekilleri orada olayların sona ermesi için değil, adeta olayların biraz daha büyümesi için, daha büyük sıkıntılar çıkması için
uğraşıyor görüntüsüyle karşı karşıyayız. Peki böyle bir ortamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Cizre'de sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir karar vermesi bekleniyor. Eğer ben yanılmıyorsam yarın böyle bir karar çıkacak. Peki bu konuda siz savunma yaptınız mı? Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Düşünceniz şimdi, nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sokağa çıkma yasağıyla ilgili tedbir taleplerini reddetti. Daha önce geçici tedbir talepleri vardı. O geçici tedbir taleplerini reddetti. Ancak tabii geçici tedbir talebinin reddi davanın esasının reddi anlamına gelmez. Bu esasla ilgili de öncelikle görüşme kararı aldı. Bunları karara bağlayacaktır. Benim kanaatim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu noktada Türkiye'nin haklılığına vurgu yapmayı gerektirir bu karar aşamasında. Çünkü her ülke kendi ulusal güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Bu noktada gerekli tedbirleri almak o ülkelerin yetkisindedir ve bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hiçbir zaman tartışmaz. Tartışmadı da. Yani Türkiye ile ilgili bu konuda da bir tartışma mahkeme sürecinde olsa bile karar aşaması karara bunun yansımayacağına ben inanıyorum. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin içerisinde bu konularda kamu güvenliği, kamu düzeni ve benzeri konular nedeniyle ülkelerin tedbirler geliştirmesine imkan vermektedir. Şu anda bölgede güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonların tamamı yasal dayanakları olan meşru operasyonlardır. Teröre karşı yürütülen operasyonlardır. Ne zaman biter? Onu şu biz en kısa sürede tabii bitmesini arzu ediyoruz ama ne kadar sürer? Oradaki terör saldırıları bitene kadar hendekler, tuzaklar, mayınlar temizlenene kadar bölge orada yaşayan insanlarımızın can ve mal emniyeti bakımından güvenli hale gelene kadar bu operasyonlar devam edecektir. Yabancı keskin nişancıların olduğuna dair haberler var bölgede. Sizin bir bakan olarak, hükümetin bir üyesi olarak bu konuda bir fikriniz, bir bilginiz var mı efendim? Şu anda PKK terör örgütünün içerisinde pek çok ülkeden terörist olduğunu biliyoruz. Bunlar sadece ismi geçen yerlerle ilgili değil, başka yerlerden de teröristler var. Kimisi parayla, kimisi başka şekilde bunların içerisinde bulunuyorlar. Tabii bunlara karşı da biz topyekün bir mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sayın Bakan, bir master plan açıklanacak. Ve bu master planın sizin bakanlığınızı da ilgilendiren yönleri var. Master planın en azından ana hatları konusunda bir bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Yani, terörle mücadele sadece güvenlik boyutuyla ele alınırsa eksik olur. Güvenlik güçleri teröristlere karşı etkin bir mücadele yürütür ve teröristleri etkisiz hale getirebilir ve buradan bir netice çıkabilir. Ama bu terörü bitirme noktasında tek başına yeterli değildir. Bugüne kadar da uygulamalarda görüldü ki güvenlik penceresinden atılan adımlar bu meseleyi tek başına çözmemiştir. O yüzden hükümetimiz bu konuda güvenlik tedbirlerini için gereken neyse bunun yapılmasının yanında diğer tedbirlerin de alınması, diğer adımların atılması konusunda da bir kapsamlı mesela, eylem planı hazırlığı sürüyor. Yani diyelim ki eğitim konusunda, diyelim ki sosyal yardımlar konusunda, diyelim ki turizm konusunda, diyelim ki istihdam konusunda, pek çok konu, ekonomik konusunda, yani o bölgeyi ilgilendiren ve orada terörün beslendiği alanları kurutan ve oradaki insanlarımızın yaşamını daha iyi hale getirecek adımlar var. Bu adımlarda her bakanlığa düşecek görevler var. Bir yandan bu çalışmalar devam ederken öte yandan da bu adımların kararlı bir biçimde atılması. Terör sizin bakanınızı var diye, ilgilendiren yönü? Terör var diye bu adımların atılmasından vazgeçilmesi kabul edilemez. Tabii Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren kısım diğer bakanlıkları ilgilendiren kısım kadar yani bu anlamda şey değil. Bir Aile Bakanlığı, bir Milli Eğitim Bakanlığı gibi de bizi ilgilendiren kısım suç ve ceza soruşturması, yargılamasıyla irtibatlı alanlar ama bu çerçevede de bize düşen görevler var. Biz o görevlerimizi de burada izniniz olursa paylaşmak istemiyorum ama onları da bizim bakanlığımız yerine getirecektir. Ama bizim bakanlığımızın deruhte ettiği görev alanı itibariyle
işte daha ziyade dediğim gibi soruşturmaların etkin ve hızlı yürütülmesi, yargılamaların maddi gerçeği ortaya çıkaracak şekilde zamanda sonuçlandırılması, bu zaten hakimler, savcılar tarafından yürütülüyor. Orası da bağımsız bir şey var. Onun dışında adalet politikalarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve bu politikalardan kaynaklı sorunlar varsa bunların çözülmesi hususunda da bizim bakanlığımız ayrı bir çalışma yürütecek. Peki o zaman tam bu noktada şunu soracağım. Adli tıp yönetmeliğindeki değişiklik tepkilere yol açıyor. Definlerin 24 saat içinde yapılma mecburiyetinin getirilmesi beraberinde otopsinin tam olarak yapılamayacağı, dolayısıyla ölüm nedenlerinin de tam olarak anlaşılamayacağı şeklinde yorumlara yol açıyor. Çok kısaca sizin yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi ben bu yorumu geçen bir üniversitemizin hocası tarafından yapıldığını da gördüm. İşin doğrusu da üzüldüm. Niye üzüldüm? Üniversitede bu konuda uzman olan hocamızın bizim yaptığımız yönetmelik değişikliğini okumadığını oradan gördüm. Çünkü okumuş olsa böyle bir yorumu yapmazdı. Çünkü adli tıp yönetmeliğinde yapılan değişiklik 24 saat içerisinde cenazenin defin zorunluluğunu getirmiyor. Bir defa böyle bir değişiklik biz yapmadık. Otopsiyi engelleyecek, ölüm nedenlerini tespitini engelleyecek bir değişiklik kesinlikle yapmadık. Yaptığımız değişikliğin özü şu: kimliği tespit edilemeyen cenazeler var. Şu anda yönetmelikte bu 15 gün içerisinde bir otopsi yaptınız, kimliğini tespit edemediniz. Her türlü inceleme bitti. Ondan sonra 15 gün süre. Bu kimliğini tespit etmek için de süre yok. Yani otopsi diyelim 3 ay gerektirdi. Siz 3 ay otopsinizi yaparsınız. Ya ona bir sınır yok. Otopsiye bir sınır getirilmiyor. Otopsi işlemleri bitti. Oradaki muayene sonucunda adli tıpın yapacağı bir şey kalmadı, tespit edildi. Ama bu arada da ölenin kimliği belli değil. Bu durumda diyor ki 15 gün içerisinde bundan sonra bunu belediye alır, defneder. Ama şu anda belediyeler cenazeleri almıyor. O zaman kim defnedecek? Sorun. Bu durumda biz oraya getirdik, mülki idare amirliğini koyduk. Mülki idare amirlerine de teslim edilebilir, onlar defnedilebilir. İkincisi ise kimliği belli kişiler var. Otopsi yapılmış, muayene yapılmış, kimliği de belli olmuş kişilerin, aileleri de belli. Bu ailelere gelin cenazenizi alın denecek. Aile cenazesini gelip almazsa 3 gün içerisinde bir sınır konuyor. 3 gün almazsa cenazeyi ya belediyeye ya da mülki idare amirliğine teslim edilecek. Onlar defin işlemlerini yapacak. Bir defa burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Otopsiyi sınırlayan bir süre bizim yönetmeliğimizde yok. Otopsi 6 ay diyelim ki incelemeniz 6 ay sürmesi gerekiyorsa onu 6 ay sürecek. Buna hiçbir mani hal yok. Şimdi hocamız belli ki okumadı. Eğer okuyup da böyle bir yorum yapıyorsa felaket bir şey demek. Sayın Bakan, o zaman kabul edilemez bir şey. Vaktimizi çok iyi değerlendirmek adına başka bu konuda son bir soru soracağım. Güneydoğu Anadolu'daki süreçle ilgili olarak Abdullah Öcalan'la an itibariyle devletin bir teması oldu mu, var mı? HDP ile bir temas var mı Öcalan'ın arasında? Öcalan bu süreç içinde bir inisiyatif alabilir mi, almalı mı? Sizin düşünceniz nedir? Öcalan'la bir görüşme yok. Onu özellikle ifade etmek isterim. Yani hem devletin hem HDP'lilerin, yani devlet görevlilerinin diyelim, bir görüşmesi yok. Yani, öte yandan HDP'lilerin bir görüşmesi de söz konusu değil. Tabii HDP'lilerin tutumunu konuşmamızın başında ifade ettim. HDP'liler burada teröristleri terörist değil, masum gibi gösterme, sivil gibi gösterme, burada devleti katil gösterme, devleti sebepsiz yere sokağa çıkma ilan eden, sebepsiz yere orada operasyon yürüten biri pozisyona düşürmek için milletvekilleri bütün kadrosuyla beraber hem mecliste hem değişik platformlarda hem Anayasa Mahkemesi hem AHİM hem de uluslararası diğer platformlarda büyük bir çabanın içerisinde. HDP bu anlamda yaptıklarıyla milletvekilleri PKK'nın yaptığı terör eylemlerini kamuoyuna meşrulaştırmak için bir gayretin ve çabanın içerisinde. Öcalan biraz Kandil'in gölgesinde mi kaldı sizce bu süreçte? Yani şu anda tabii o konuda ben işin doğrusu bir değerlendirme yapmak istemem. Ama benim gördüğüm şey şu, yani şu anda
terör örgütü kimseyi dinlemiyor. Sadece kendi ağlarını dinliyor. Kimse o ağlar, onu da kendileri biliyor. Biz de biliyoruz. Şu anda taşeronluk görevini üstlenmiş durumda. Türkiye'ye karşı eylemlerini artırması ve bu eylemleri sürdürmesi konusunda kendilerine yüklenmiş taşeronluk görevini şey yapıyor. İhale ne kadardır? Ne kadar bunlara bu taşeronluk yaptırılacak? Tabii o taşeron ihalesini verenler daha iyi biliyor. İhaleyi alanlar da çok daha iyi biliyor. Ama bizim buradan söyleyeceğimiz şey şu. Bu taşeronluk ihalesini verenler, bu ihale gereği orada terör eylemi yapanlar, yaptıranlar, herkes bilsin. Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu aziz millet terörle sonuna kadar mücadele edecek. Bugüne kadar terör zarar vermiştir ama hedefleri doğrultusunda bir netice alamamıştır. Bundan sonra da bir netice alamayacaktır. Bunlara karşı hangi dilden anlıyorlarsa o dilden devletimiz cevap vermeye devam edecektir. Perşembe günü Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Onun öncesinde muhalefetten açıklamalar var. O açıklamalara yönelik yorumunuzu rica etmek istiyorum. Birincisi, CHP'nin bir tavrı, tutumu var. Dünkü gazetelere de yansıdı. Parlamentonun anayasanın ilk dört maddesini tartışma yetkisi yoktur şeklinde bir yaklaşımla masaya oturulacakları söyleniyor. Yorumunuz. MHP'den de Oktay Vural'ın grup başkan vekilinin açıklaması var. Partinizi, hükümetinizi, Cumhurbaşkanı'na yönelik anayasa sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bypass etme suçlaması getiriyor. Bu iki açıklamayla ilgili yorumunuzu almak isterim. Yeni bir anayasa yapıyoruz. Adı üstünde yeni anayasa. Birinci maddesiyle sonuncu maddesi dahil bütün maddelerinin görüşüldüğü, anayasanın yeni bir numara aldığı ve maddelerinde yenilendiği anayasa demektir. O zaman birinci maddesi, ikinci, üçüncü, dördüncü maddesi dahil bunun hepsinin bu yeni anayasa kapsamında konuşulacağı, tartışılacağı tartışma götürmez bir gerçekten. Şunu söyleyebilir Cumhuriyet Halk Partisi. Ben bu ilk dört maddenin değişmesini, değiştirilmesini istemiyorum. Ben bunun aynıyla muhafazasını istiyorum. Bu da bir tartışmaktır. Tartışmada bir görüş ortaya koymak. Ama yani ben bu konuda hiç konuşmam, hiç tartışmam diyorsa o biraz kamuoyuna oynamak gibi geliyor. Çünkü işin doğası gereği bunların hepsini mecbur tartışacağız. Mecbur konuşacağız. Aynı ile kalsa bile tartışmadan, konuşmadan aynı ile kalması işin doğası gereği mümkün gözükmüyor. Tabii meclisin anayasa yapım sürecinde bypass edilmesi mümkün değil. Neden? Çünkü anayasa komisyonuna mecburen gelecek anayasa. Sonra genel kurula mecburen gelecek. Genel kurulda 367 oy aranacak. AK Parti'nin 317 oyu var. Dolayısıyla MHP ile AK Parti bir araya gelse bile 367'yi temin edemiyor. CHP artı AK Parti artı beraber oluyor ya da CHP artı MHP birlikte bu rakamı buluyor. Dolayısıyla meclisin bypass edilerek yeni bir anayasa yapmanın aklende, fiilende muhal olduğu çok açık. Yani bu gerçekliğe rağmen meclis bypass ediliyor demek son derece yanlış. Ha şu söylenebilir, şunu demek istiyorsa ayrı bir şey. Yani Cumhurbaşkanı yeni anayasa konusunda herhangi bir şey söylemesin. Sivil toplum örgütleri herhangi bir şey söylemesin. Üniversiteler herhangi bir şey söylemesin. Meclisin uzlaşma komisyonu üyeleri ve mecliste grubu olan partiler dışında diğer partiler ve kimsecikler bir şey söylemesin diyorlarsa o ayrı bir şey. Ama bu da kabul edilemez. Yeni anayasa hakkında her bir vatandaşımızın söz hakkı olduğu gibi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nda söz hakkı vardır. Sivil toplum örgütlerinde söz hakkı vardır. Herkes kanaatini paylaşacak ve yeni anayasa yapıcıları da bu kanaatlerden istifade edecek. Kabul eder etmez. Ama sen niye böyle bir kanaat açıklıyorsun? Veya sen niye bu konuda inisiyatif alıyorsun? Sen niye böyle bir toplantı yapıyorsun? Sen niye böyle bir çalışma yapıyorsun? Dememelidir. Aksine bu tür çalışmayı yapanlara meclisteki uzlaşma komisyonu ve siyasi partiler teşekkür etmeli. Çünkü yeni anayasa sürecine katkı veriyorsunuz diyerek onları tebrik etmelidir. Başkanlık hususu son derece tartışmalı. Peki başkanlık konusunda eğer bir uzlaşma olmazsa komisyonda, ki olması da çok zor gözüküyor, hatta belki mümkün değil, o takdirde partinizin bir B planı var mı? Başkanlık konusu sürekli yeni anayasayı engellemek için muhalefet tarafından kullanılıyor. Efendim başkanlık konusu var, dolayısıyla yeni anayasa çıkmaz. Şimdi yeni anayasa komisyonunun
çalışma şartları ne? Her partiden eşit üyenin katılması. İşte geçen dönemde oy alma karar alma usulü neydi? Oy birliğiyle. Şimdi her partinin eşit katıldığı, oy birliğiyle karar aldığı bir yerde başkanlık sistemi talebi yeni anayasanın önünü tıkar mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 vekil var, MHP'den 3 vekil var. Bunlardan bırakın üçünü, bir tanesi muvaffakat vermezse komisyon ne yapamıyor? Bunu yeni anayasanın içerisine koyamıyor. Şimdi işin doğasında bu var ve anlaşmada bu var. Peki o zaman nasıl olacak da başkanlık sistemi yeni anayasanın önünü kesmek için AK Parti'den ortaya konmuş olacak? Yani biz eğri otursak bile doğru konuşmamız lazım. AK Parti bunu niye söylüyor? Türkiye'nin parlamenter sistem tecrübesinde yaşadığı tıkanıklar, yaşadığı sorunlar, Türkiye'nin ödediği bedeller ve sistemin şu anda işlemeyişi nedeniyle Türkiye'yi daha güçlü kılacak yeni bir sistem arayışını gündeme getiriyor ve bu sistemin adına başkanlık sistemi olduğunu söylüyor. Biz buna inanıyoruz, bunu savunuyoruz, bunu dile getiriyoruz. Başkaları eğer parlamenter sistemin iyi olduğunu söylüyorsa o da onu dile getirecek. Hepimiz şunu söylemiyor muyuz? Diyoruz ki kuvvetler tam ayrı olsun. Kuvvetler tam bağımsız olsun. Kuvvetler birliği olmasın. Başkanlık sistemini eleştirirken de sanki başkanlık gelince kuvvetler tek elde toplanacakmış gibi bir algı oluşturuluyor. Halbuki şu anda yasamayı kim yapıyor? Parlamento yapıyor. Denetimi kim yapıyor? Parlamento yapıyor. Hükümet nereden çıkıyor? Parlamentodan çıkıyor. Esasında yürütmeyi kim yapıyor? Onu da parlamento yapıyor. Yürütme parlamentonun içinden çıktığı için ve çoğunlukla yürütmede olduğu için şu anda yürütmeden bağımsız bir yasama ve denetim yapma imkanı bizim anayasamız gereği mümkün değildir. Ama başkanlık sistemi olduğunda etkin bir yasama, etkin bir denetim, güçlü bir yasama, güçlü bir yürütme ortaya çıkıyor. Hepsi birbirinden ayrı, birbirine karşı tam bağımsız. İşte gerçek güçler ayrılığı dediğimiz şey başkanlık sistemiyle tesis ediliyor. Ama biz bunu anlatamıyoruz. Peki çok az sürem kaldı ama 3 önemli sorum daha var. Onların da kısa kısa yanıtlarını rica edeceğim. Bunlardan bir tanesi. Danıştay savcısı orta öğretimde başörtüsüne serbestlik getiren yönetmelik hükmünün iptalini istedi. Bu konuyla ilgili yorumunuzu alalım kısaca. Ya tabii Sayın Savcı'nın mütalasını basından ben de takip ettim. Tabii işin doğrusu hayal kırıklığına da uğradım. Çünkü Türkiye artık bu utançtan kurtuldu, bu ayıptan kurtuldu. Bu utancı, bu ayıbı yeniden müdafaa etmek, müdafaa edeni utanacak duruma düşürür. Yani Türkiye o defteri kapattı. Şimdi o açıdan yeniden bunun gündeme getirilmesi gerçekten utanılacak bir durum. İkincisi, tabii çocuk hakları sözleşmesine atıfta bulunuluyor. Çocuk hakları sözleşmesini ben de incelettirdim, baktım. Çocuk hakları sözleşmesi çocuğun din ve vicdan özgürlüğünü, dine dair inancını açıklama özgürlüğünü, yasal vasilerinin, velilerinin bu konudaki tercihlerine saygı, özel hayatına saygı ve bunların gereğini yasal olarak korunmasını bütün taraf ülkelere emreden bir sözleşme. Yani belli ki ya bu sözleşme okunmadı, okunduysa bile ideolojik bir gözle okundu. Yoksa bu sözleşmenin böyle bir yasağa dayanak gösterilmesi aklen muhaldir. Çünkü bu sözleşme başörtüsü yasağına dayanak değil, aslında başörtüsü hürriyetine dayanak bir sözleşmedir. Bu hürriyetin muhafazasına dayanak bir sözleşmedir. Tabii bu savcı görüşüdür. Sonuçta Danıştay'ın kararı esastır. Danıştay nasıl karar verecek onu hep beraber göreceğiz. Ben Danıştay'ın bu konuda hürriyeti esas alan, din ve vicdan özgürlüğünü esas alan, kişilerin bireysel tercihlerini esas alan bir karar vereceğine inanıyorum. Sayın Bakan, bakanlığınız uhdesindeki konulardan bir tanesi de Alevi açılımı. Bu konuda çok uzun zamandan beri konuşuluyor ancak hala gelinen bir sonuç yok. Çalışmalarınızın artık son aşamasında mı, gelinen nokta nedir? Çok kısaca açıklar mısınız? Bildiğiniz gibi daha önce Alevi çalıştayları yapıldı. Faruk Çelik Bey bunları deruhte etti. Başbakan yardımcılığım döneminde de bu konulardaki çalışmalar tarafından yürütüldü. Ayrıca geçmişte Adalet Bakanlığı nezdinde de bir hukuk komisyonu
kuruldu ve komisyon da bu konuda bir çalışma yürüttü. Yeni dönemde hükümetimizin partimizin seçim beyannamesi, hükümet programı bu konuda kamuoyuna taahhütler içermektedir. Bu çerçevede Alevi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne dönük paket hazırlama görevi Adalet Bakanlığı'na tevdi edildi ve biz de bir komisyon kurduk. Komisyon yaklaşık 1,5 aydır neredeyse çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan bugüne kadar müktesebatı incelediler. Bütün önerileri, eleştirileri, değerlendirmeleri gözden geçirdiler. Öte yandan Alevi vatandaşlarımızın oluşturduğu STK'ların temsilcileriyle bir araya geldiler. Şu anda çalışmaları son noktaya geldi denebilir. İnşallah bu ay içerisinde bu çalışmalara bir nihayet vermeyi, Mart içerisinde de Türkiye'nin gündemine bu konudaki nihai çözüm önerilerimizi sunmayı ve hayata geçirmeyi planlıyoruz. Alevi paketi o zaman, yani kısaca özetleyecek olursak, son aşamasına geldi çalışmalar ve Mart ayında da kamuoyuyla paylaşılacak. Doğru mu? Şu anda evet, planlamamız Şubat'ın içerisinde bu işi nihayetlendirmek, çalışmayı komisyon olarak ve Mart ayı içerisinde de hükümetin bunu Türkiye kamuoyuyla paylaşması, paylaştığı önerileri de yasal düzenleme gerektiren kısımları hayata geçirmek için yasal düzenlemeyi yapması ayı olacaktır inşallah. Sayın Bakan, bir soru daha. 3 ayrı davadan beraat eden bir emekli albay, polis ve yargıda paralel yapının ortaya çıkarıldığını, buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aynı işlemin yapılmadığını, yani paralel yapının ortaya çıkarılmadığını belirterek konuyla ilgili dava açılacağını söyledi. Bu konudaki yorumunuz nedir? Ama onun ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir paralel yapılanmayla ilgili sizin yorumunuz nedir? Bu iddia ile ilgili düşünceniz nedir? Tabii vatandaşlarımızın herhangi bir konuda şikayette bulunma, dava açma, dilekçe verme hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkı kullanabilir. Biz bu hakkı kullanana sadece saygı duyarız. O açıdan hakkının kullanmasının önünde bir engel yok. Paralel yapıyla mücadele AK Parti'nin veya Sayın Cumhurbaşkanımızın veya bizim şahsımızın veya 64. hükümetin tek başına yürüttüğü bir mücadele değildir. Bu mücadele devletin bir mücadelesidir. Çünkü hiçbir devlet kendi içinde paralel bir yapılanmaya izin vermez. Anayasa ve yasaları çiğneyen, ülkenin güvenliği dahil her türlü sırlarını sahip olup bunu başkalarıyla paylaşan bir yapıya asla izin vermez. Kendini anayasa yerine koyan, yasalar yerine koyan, yargı yerine koyan, daha da ötesi devlet yerine koyan bir yapıya izin vermez. Türkiye Cumhuriyeti bütün kurumlarıyla bu alanda mücadelesini sürdürmekte. Biliyorsunuz MGK bir karar aldı. Sonra Bakanlar Kurulu bu kararı tavsiyeye dönüştürdü ve Bakanlar Kurulu kararı da bu noktada var. Bütün kurumlar bu noktada üzerine düşenleri yasalara uygun bir biçimde yapmakla yükümlüdür. Ben paralel yapıya mensup kişilerin Türkiye'nin her kurumunda olduğuna inanıyorum. TSK dahil. Yani her kurumunda, her kuruma bir şekilde sızdıklarını, orada yer edindiklerini bilmeyen yok. Yani Sağır Sultan bile bunları duymuş durumda. Onun için her kurum kendi açısından bu konuda kendi iç mevzuatları çerçevesinde yasalara uygun bir biçimde neler yapması gerekiyorsa onları yapıyordur. Ben TSK'nın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. O zaman her kurum kendi yetki alanına düşen sorumluluğu yerine getirecektir dediğinize göre bazı haberler var. Paralel yapıyla mücadele için yurt dışına ajan gönderileceğine dair. Bu konuda bir bilginiz var mı? Sizin yorumunuz nedir? Şimdi bizim adli yardımlaşma kanunu taslağımız var. Bu taslağı görüşe gönderdik. Şu anda ilgili tarafların görüşüne açtık. Aynı şekilde Adalet Bakanlığı internet sitesinde de yayınladık. Bu uluslararası alanda adli yardımlaşmanın esas ve usullerini düzenliyor. Şu anda ikili sözleşmelerle biz bunu yapıyoruz ama ikili sözleşmeler dışındaki bütün alanı kapsayan böyle bir yasamız yok. İlk defa yapıyoruz. Bu Avrupa vize serbestiyeti çerçevesinde de Türkiye'den istenen yasalardan birisi. Onun için de biz bu yasayı Mart ayı içerisinde parlamentodan çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun içerisinde de bu dediğiniz şekilde yurt dışında adli yardımlaşmanın daha
etkin bir şekilde, daha verimli bir şekilde sürdürülmesi için bir takım enstrümanlar getiriliyor. Onlardan bir tanesi. Tabii herkes bunu değerlendirirken kendi bakış noktasından değerlendiriyor ama bu esasında genel bir düzenleme ve pek çok şeyi kapsıyor. Tabii nihayet daha henüz son şeklinde vermedik. Çünkü görüşler gelecek, eleştiriler, öneriler olacak. Biz onlara göre bir nihai şeklini vereceğiz. Bakanlar Kurulu'na sevk edeceğiz. Ondan sonra parlamentoya ve bu bitene kadar da bu taslakta çok önemli değişiklikler de yaşanacaktır. Buna dair görüşü olan herkesi de ben görüşlerini iletmeye buradan çağırıyorum. Son 5 dakikam, 2 sorum kaldı. Bunlardan bir tanesi yine paralel yapıyla ilgili. Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir gelişme var mı? Şimdi onunla alakalı şu ana kadar 4 ayrı yerden gelmiş, mahkemelerden gelmiş kararlar var. Başka kararlar da var. Biz bunların hepsini toplu bir şekilde yapmayı planlıyoruz ve iade yolunu kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yer alan sözleşmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler bunun iade usulünün daha doğru olduğunu bize gösteriyor. Tabii kırmızı bülten de konuşuluyor ama kırmızı bülten daha ziyade adresi, kimliği, yeri, yurdu belli olmayanlarla ilgili işletilen bir prosedür. Ama adresi, yeri, kimliği belli olanlarla ilgili işletilen prosedür, iade prosedürü. Onun için biz bu konuda iade prosedürünü işletmeyi planlıyoruz. Onun için de evrakların tercümesi, yani bütün dosyaların İngilizceye tercümesi konusunda çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar nihayetlendiği zaman biz bu konuda resmi şu ana kadar taleplerimiz var hükümet olarak ama adli dosyaları ekleyerek bir iade noktasına bunların hepsinin tercümesi bittikten sonra geçmiş olacağız. Onun da sonuna yaklaştık. Yani Sayın Bakan, bir zamanda teknik bir husus olduğu için yanlış anlamamaya mahal vermemek için bir daha soracağım. Kırmızı bülten çıkartmak yerine Fethullah Gülen hakkında iade talebinde evet, mi bulunacak? Evet, iade talebinde bulunacağız. Bunun için de çalışmalar anladığım kadarıyla yani, son safhaya son girdi. Son noktaya geldi. Tercüme çalışmaları biter bitmez hemen süreci başlatacağız. Sayın Bakan, son 3 dakikam, çok kısaca yanıt rica edeceğim. Bir soru daha var. Kıdem Tazminatı Fonu'nun mutlaka uygulanacağını söylediniz geçtiğimiz günlerde. Yazılı basına da yansıdı. Peki ne zaman? Şimdi önce bir orada Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili ne anladığımı söyleyeyim. Çünkü ben bu açıklamayı bu açıklamayı yapınca Kıdem Tazminatı'nı yok edeceğiz diye bazı sol marjinal gazeteler haber yaptılar. Şu anda işçilerimiz iş akdi feshedildiği zaman ihbar ve kıdem tazminatını büyük bir çoğunluğu alamıyor. Kamuda çalışanlar alıyorlar, büyük şirketlerde çalışanlar alıyorlar ama onun dışındakiler avukata, mahkemeye gidiyorlar, aylarca davaları sürüyor, davayı kazanınca da tahsil edemiyorlar. Şimdi öngörülen kıdem tazminatı fonu ne yapacak? Bir fon olacak, iş akdi feshedilen kişi gidip ertesi gün oradan parasını alacak. Bir günde çalışsa alacak, 10 günde çalışsa alacak. Ne avukata, ne mahkemeye, ne de başka bir yere müracaat etmeyecek. Hem işçiyi koruyor, hem işvereni koruyor. Benim burada anlamadığım şey şu. İşçinin lehine olduğu aklen ve fiilen tartışmasız olan bir konuda sendikalar buna niye karşı çıkar? Yani bana bunu izah etmeleri lazım. Türkiye kamuoyuna da bunu izah etmeleri lazım. Sendikalar işçinin lehine olan işleri yapmak için hükümete baskı yapar. Şimdi işçinin lehine olan bir düzenlemeyi sendikaların tavrı nedeniyle bugüne kadar hayata geçiremedik. Hükümetimizin programında var. Bildiğim kadarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Soylu bu konuda ilgili taraflarla da görüşüyor ve bir çalışmayı yürütüyor. Bu çalışmayı 2016 içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu kıdem tazminatı mağduriyetini işçilerimiz açısından ortadan kaldıran gerçekten tazminatını iş akdi feshedildiği günün ertesi gün almasını sağlayacak bir düzeni kuracağız. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyorum, vakit ayırdınız, soruları yanıtladınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Efendim, yayın konumuz Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'dı. Vaktimiz el verdiğince mümkün olan en geniş elpazede sorularımızı yönelttik. Yanıtları hep beraber dinledik. Hep dediğimiz gibi yorum siz dinleyenlere ait. Yeniden görüşünceye kadar efendim iyi bir gün dileğiyle.